Selam millet, Dedra oynarla tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Jurassic World oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen hızlı bir giriş yapıyorum. Şurada beni çok sevindiren bir şey oldu. Gördüğünüz gibi Shake the Earth, dünyayı salla diye. Bizde olmayan Metriacanthosaurus. Bu Metriacanthosaurus'un benim için çok manevi bir değeri var. Manevi bir değeri var kendisinin. Çünkü Metriacanthosaurus'la pterosaurlardaydı, evet. Bunu hatırladım. Hatırladım diyorum. İnşallah yanlış hatırlamamışımdır. Rezil oluruz. Evet, Dimorphodon ve Metriacanthosaurus bir hibrit oluyor. Onu yapmak istiyorum. Onu yapmak istiyorum. Belki de aradığımız hibrit bulur. Scorypterus aradığımız tadı bize veremedi çok fazla. Belki aradığımız hibrit olur. O yüzden oturmayı kazanmamız lazım. Hemen şöyle standart yaptığımız hamlelerimizi yaparak şöyle bir başlıyoruz. Zaten 99.999.999 tane Jurassic World puanımız, pardon, gold'umuz olduğu için düzeltiyorum. Para toplamakla alakalı bir derdimiz yok. Para toplamayı ben videoyu tamamladıktan sonra paralar bozulmasın aralar diyerek Tilosaurus mu veriyorsun bize? Allah senin iyiliğini vermesin. Bir sürü Tilosaurus'umuz var. O paraları ben bir şekilde toplayacağım, halledeceğim. Şunu almamın bir tek sebebi var. Gördüğünüz gibi şu nalet görev artık bitsin istiyorum ama bitmiyor bir türlü. Neyse, lafı çok fazla uzatmadan şuradan turnuvalara başlayacağım. Para turnuvasında kenara ayırıyorum. It's Whiteout var. It's Whiteout'a şöyle hızlı bir giriş yapalım hemen. Şuradan diyelim ki Megatherium'la savaşsan. Gelen Doedricus'un karşısına bir tane Enterodon koyarsak tamam olacaktır. En son Indricotherium var karşımızda. Indira Gandici. Onun karşısında da Marsupial'la aynı veriyorum. Ve şöyle oyunumuzu başlatıyorum hemen. Evet, hızlıca bu maçımızı tamamlayacağız. Ardından galiba yapacağımız tek şey turnuva. Evet, normal maçlarımızı ve turnuvamızı oynayacağız. Turnuvamıza şöyle hızlı bir giriş yapalım istiyorum çünkü. Birlik saldırı ha. Sen kahvaltıda ciğer yemişsin sabah. Yürek yemişsin. Ciğer nereden çıktı ya? Yürek yemişsin kahvaltı, düzeltiyorum. O zaman sana şöyle gelerekten Marsupial Line'la senin ağzına bir double pati basmamın mahsuru yoktur diye düşünüyorum. 565 diye evine gönderiyor Indricotherium'u. Doedicurus, gel bakalım. Sen biliyorsun ki Super Rare'ların 100 karasısın. Doedicurus. Zaten gördüğünüz yüzde Super Rare göğe ama onu 27. level çıkarmış. 23. level Rare'la aynı istatistikleri var çünkü. Ve Enteledon'dan şöyle bir makus kafa darbesi yiyerek ebediyete intikal ediyor maalesef Doedicurus. Sarkastadon. Sevdiğimiz ayıgillerden Sarkastadon. İki tokat patlatacak ama bir zırh verdiğimizi düşündüğü için 3 tokat patlatacak tabii ki. Bastı tokadı, ben de tokat patlatacak derken harbiden tokat patlatması ilginç oldu. Farklı bir atak yapmadı yani, harbiden tokat attı. O zaman sen Megatherium'dan şöyle bir saldırı yemeği hak ettin mi, hak etmedin mi? Hak etti mi? Ya çiftli pençeyi gömçeririm öyle. Hemen sıradaki turnuvaya devam ediyorum. Sıradaki maçımıza devam ediyorum daha doğrusu. Seni geçerek evet şöyle yaptık. Şimdi Megatheriumları peş peşe dizmiş. Onların bir numaralı ilacı Elasmotherium'dur. Arkadan Indricotherium geliyor yine. İsimler süper bunların ya. Indricotherium geliyor. Sana da Megaloceros veriyorum bir tane. Bir geyik deyip küçümsemeyin. Megaloceros çok canlar yakmıştır bugüne kadar. Yap swap'ini. Yap swap'ini, yorma beni. Zaten çok da bir numaran yok yapabileceğin. Yap atağını. Vay, atarlı hareketler ha. Atak yapmıyorsun peki. O zaman ben geliyorum. Savul. Zırh vermişsin. Yine de bu gerçekten kötü bir hareketti. Şu bonuslu atak yapıyorsa swap yapıp vurduğunda üzülebilirim. Aa, bonuslu atak yapıyormuş ama neyse ki üzecek bir hasar vurmuyor. Artık o biri ne yaparsan yap. Senin kurtuluşun yok güzelim. Senin kurtuluşun yok. O biri zırh verdin diye varsayacağım. Şöyle sana 1, 2 diyorum. Bir de zırhın için 2 zırhı vermişsin. Megatherium mu, Megaloceros mu diyerek sahnelere çıktık. Indricotherium. Indira Gandici. Cepçi bu. Gözünüzü bundan ayırmayın var ya, hemen bir şeyleri uzun kollarıyla, uzun toynaklarıyla çalıverir. Evet, boynuz vakti. Ah, boynuzlarım zayıf geldi. İkilik saldırıyla beceremedik bu işi. Ama abi şunun saldırısını gerçekten seviyorum. Şöyle ceylan gibi sağa sola sekip. Ceylan gibi derken bir nevi ceylan zaten. Geyik. Evet, Mega. Görelim hamleni. Bu mudur? Adam omuz attı. Dişleri var, tırnakları var, bin bir türlü huyu suyu var, hamlesi var. Adam bize omuz attı ya.
Bak ben sana omuz atıyor muyum şimdi? Ben ne yapıyorum? Çifte attım ben de sana. Madem omuz attın al sana çifte dedim. Aferin. Aferin gergedanım benim. Rakibine böyle alengirli hamleler yap. 50 deneyimizi de aldıktan sonra son maçımıza çıkıyoruz. İndir Koteryum. Yağdırdı oyun. İndir Koteryum yağdırdı. O zaman sana Smilodon, Smilodon, Smilodon diye cevap versem herhalde çok da kötü bir şey yapmış olmam. Ne sebep yapabileceksin ne bir şey zaten. İlginç bir maç olacak. İlginç bir maç olacak gerçekten. Yani ben de olsam senin yerinde böyle yapardım. Yalan yok. Bir zırh mı verdin şimdi sen? O zırh seni kurtarmıyor galiba. Evet. Diğer arkadaş da ikilik saldırısı da kurtarmıyor. Çok yazık oldu adama ya. Tek tip dinozor koymanın kötü yanı bu işte. Tek tip dinozorlu oynanmaz. Ki o ikilik saldırıyı yapmadı. O kadar çıldırmamış. Ama bir zırh vererek yine bir enerjisini çöpe atmış. Şimdi var mı bir dörtlük saldırı ya da daha az bir saldırı? Yok. O zaman ben senin iki enerji, iki zırh verdiğini düşünüyorum. O yüzden 1, 2, 3, 4 diyorum sana. Tahmin edilebildik hareketler. Kesinlikle okuyoruz bilgisayarın oyununu. Okuyorum ben ya diye. Ama şimdi tabii bir ölümcül saldırı yapacaktır artık. Varını yoğunu döktü ortaya. Bir tane Similodon'u da al aşağı et artık ya. Ayıptır ya. 4 tane, 3 tane dinozoru tek başına indirmesin. Yalnız sen o gözleri görüyor musun? Bak şimdi nasıl garip garip saldıracak sana. Bir sağa bir sola heyecanlı heyecanlı. Bu hareketi çok seviyorum ya. Zıplayıp vuruyor bir de böyle sağa doğru sekerek kayıp atak yapıyor. Evet turnuvamızı kolayca hallettik. Bakalım booster'ımızdan ne çıkıyor. Opiakodon. Kesinlikle en ihtiyacımız olan, kazanmak için geldiğimiz dinozor. Biz de zaten bunun için gelmiştik. Neyse ki oyun da bizi duydu. Kazanmak için geldiğimiz dinozoru bize vererek bizi ödüllendirdi. Su maçımız henüz ortaya çıkmamış. Bu durumda en düşük fight'tan açarak şöyle baya aşağılara giderek bir maç yapalım. Yani çok da aşağılara inmek istemiyorum çünkü hızlı hızlı zaten turnuvada yükseleceğiz. İlk maçlarınızda çok hızlı puan geliyor. Böyle turnuvaları seviyorum işte. 2 gün diyor çünkü. 5 gün beni yoruyor abi. 5 gün beni yoruyor. 5 gün boyunca maçlar yapıyorsun defalarca. Bence çok adil bir karşılaşma oldu. Rakibimizle çok adil bir karşılaşma içindeyiz şu anda. Kesinlikle tek atmam lazımdı zaten. Olması gereken de buydu. Bonita. Ah Bonita ya. Oncacık level Bonita 20. level süper sağlısa denk gelir mi? Yap ikilik saldırını. Birlik mi yaptın? O da olur. Zırh vermişsindir ama sen ya. Aa! Vay karakterless vay. Zırh vermemiş. Aa hala puan biriktiriyor. Terbiyesine bak. 3 zırh vermiş bu sefer de. Hiç enerji vermemiş. Öldü. Kusura bakma ama öldün çık. Bu saatten sonra artık çok zor. Ben sana söyleyeyim. Bu saatten sonra bu işler zor. Saymadım bile adamın enerjisini ya. Dikkatim dağıldı resmen orada. Zırh verecek bir şey yokmuş yani. Fazla saldırmışız. Zavallım ya. Sen 17 hasarla ne yapabilirsin ki? Supersaurus gerçekten süper bir maç sergiledi. Tek başına rakibin bütün hasarlarından ve canından yüksek olduğu için. Şimdi bu adam mesela gerçekten bir oyuncuysa demiştir ki benim ne günahım var. Böyle bir tip denk geldi bana. Bir maçta ligden çıkar mıyız bakalım? Bence çıkarız. Bir üst lige çıkarız. Hatchling'den Survivor'a geldik. 86.'lığa kadar yükseldik Survivor'da. Mükemmel. Metriokantosaurus. İki tane birden nasıl geçer önümüzden ya? Oyun resmen bizimle kafa buluyor. Hemen devam ediyorum. Şuradan biraz önce oynadığımız dinozorlara kadar hızlıca şöyle
Geçiriyorum ekranda herkesi. Herkesi geçirdim. Durdurdum. Siz üçünüz çocuklar. Tapajara, Mikroposaurus, Unaysaurus. Ordularımızın bel kemiği olan dinozorlardan. Rakipler birden güçlendi. Tabii yanımıza yaklaşamadılar yine ama. Birinciliği verir misin? Rica edeceğim, birinciliği alayım. Şöyle hazır mouse'um. Çok teşekkür ederim. Bence bu bir kuyruk darbesidir. Eşittir bir kuyruk darbesi. Monolophosaurus. İkilik vurur mu acaba? Uyanık seni. Uyanık seni. Yani senin korkunç bir zırh vermiş olabileceğinden şüpheleniyorum. Hiç zırh vermemiş. Çok mantıklı bir hareket yapmış. Saygı duydum. Şöyle bir aile fotosunda yan yana duruyorlar. Taktiksel olarak başarılı bir adam. Bu yaptığın taktiksel olarak çok başarısızdı. Üç zırh verdi, dedim iki zırh verdi. Tam tutturamadım zırh sayısını. Raja, sona kaldın. Ne düşünüyorsun? Bence nükleer bomba saldırısı. Az saldırdı. Zırh vermediğimi tahmin ederek yaptı hamleyi. Ama bununla karşılaştığın zaman eminim bir üzülmüşsündür. Bu bana da çok oluyor. Belki siz kardeşlerim videolarda görmüyorsunuz ama üst liglere çıktığım zaman böyle canı 1000-1500 arası, hasarı 300-400 arası dinozorlar varken ben o seviyeye dinozor koyuyorum, kazanıyorum. Bir tane daha koyuyorum. Karşıma bir nükleer bomba takımı geliyor. Rezil oluyorum. Hemen şöyle dinozorumuzu seçelim. Pekimizi alalım daha doğrusu. Sıradaki maçımız. Bunlarla oynamamıştım, doğru. Belki yetersiz gelebilir. Bir ihtimal. Hep birlikte göreceğiz. Yani rakiplerimizle başa baş gibiyiz. Güzel sweep. Mantıklı sweep. Saygı duydum. Dinozoru değiştirmedi. Bir deneyeyim şansımı. Zırh bile verilmemiş, çakalcı hareketler. Vay. Sen Carnoraptor'a bak. O zaman sana yapmam gereken saldırı galiba bu. Çok güzel. Küt diye ısırıyor. Giganosephalus tek kelimeyle delikanlılık yaptı. Ama bunu ona fena ödeteceğim. Ne kadar rengarenk bir dinozor. Ve 155'e kadar çıktık. Peki.
Bakalım kaderin çarkı bize ne gösteriyor? Yapma. Yapma o Metria Kantosaurus'u o kadar getirme. Bu durumda kardeşlerim durmak yok, yola devam. Ama rakiplerimiz biraz dişlenmeye başladı. O yüzden ben de şöyle bir çıtayı yükseltiyorum. Deminkinden daha basit rakiplerimiz geldi. Demek ki demin yükselmeye çalışan bir oyuncu denk gelmiş bize. Önceliği de hep bana veriyor. Hayırlara vesile olsun. Öyle yapmaz normalde öyle. İşte aradığım hamle. İşte aradığım hamle. Sen benim karşıma nereden çıktın ya? Sen benim yıllardır aradığım rakipsin. Şuursuzca saldıran. Bu saldırına rağmen bir şey olmadıysa senin işin kötü demektir. En son en sevdiğimiz kuşlardan biri geldi. Papajera. Galiba full saldırı yaparak bu işi halledebiliyorum ya. Metria Long. Kardeşimiz de ilginç bir şekilde dede sen daha zor yaparsın Metria Long'u demişti ama. Galiba turnuvanın ilk günlerinde, ilk saatlerinde oynamak en zevklisi. Her maçınızda böyle onlarca kişiyi geçmek. Wow. Arkadaşım bana şunu gösterme artık ya. Ya da gösteriyorsan direkt hediye et. Her yerden Metria Kantosaurus çıkıyor. Yalnız şu elimizdeki dinozorları yeni bitiriyorduk. 23 tane kalmıştı en sonunda dinozorlarımız. Hemen battle diyelim. Efendim. Bence bu üçlü çok güzel iş yapacaktır. Evet, ufak bir teknik arızadan dolayı yayınımızı ufak bir atlamayla devam ediyoruz. Canım benim öyle yer değiştirirsen olmaz ama. Trizinosaurus'cuğum, ne kadar uzun tırnaklarım var. Peki Carnoraptor, tekrar hoş geldin. Acaba seni yakaladım. Seni yakaladım. Nadiren böyle riskli hamleler yaparım. Rakibin zırh vermemiş olduğunu varsayıp falan. Tuttu. Galiba benim biraz hasarım vardı. Evet. Ama o hasarım yetmedi. Üzüldüm şimdi bak. Ben ikiyle halleder bir de enerji atarım diyordum. Terlik geldi. Erik. Erlikosaurus. Bunlar küçük hesaplar. Erikciğim böyle yapma lütfen. Arkadan gelen Dimetrodon zaten seni halledecek. Predator ligindeyiz. Bakın şu bahta. Ama bana buradan food'u verdiğin zaman beni çok üzüyorsun. 63 milyon food'u olan adama 45 bin food hediye mi edilir? İşlerim durmaksızın saldırıya devam ediyorum. Biraz daha yükseltelim çıtayı şöyle. Hadi seni seçtim.
Aradan manyak rakipler çıkabiliyor çünkü. Gerçi burada Indominus'lu falan, Apatosaurus'lu rakip de çıkabilir gördüğünüz gibi. Şomazlık yaptım. Adamın herhangi bir dinozorunun hit pointi benim 3'ünün canı, 3'ünün toplamına, hasarı 3'ünün toplamına eşitti büyük ihtimalle. Olmadı bu. Bir daha deneyelim. Şöyle bir deneme fena olmaz diye düşünüyorum. Yani. Biraz enerjiler biriksin değil mi? O da aynı şeyi düşünüyor benimle. Oo, zırh verdim. Bu bir kayıptır. Şöyle bir hesap kitap yaptım ufak. Hadi bir risk. Bir zırh vermiş. Fazla bile saldırmışız. Gel koç. Gel. Şimdi ne desek, intikam saati mi? Arkada da Priyotrodon var yalnız. Korkulu rüyası. Genç Jurassic World'cülerin korkulu rüyası. Ama bu hamlen bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Matematik ortada. Hesap var, kitap var yani. Bir 30 puan daha. 17.liğe kadar yükseldik. Ve sağ olsun oyun bize 63.260.757 yemeğin az olduğunu düşünerek biraz daha yemek veriyor. Biz de bunu Scolipterus, Unairincus, Mastodon, Saurus diye şuradan bir etobur seçelim. Etoburlarımız çünkü çok. Daha 3 tane var. Güzel. Etobur seçmeseydik bayağı avantajlı dinozorumuz olmadan oynayacakmışız oyunu. Seni... Oo, seni tank yapacağım dedim de Zalmoxes'in hasarına hiç bakmadım ben ya. Zalmoxes ne biçim bir şeysin sen böyle ya. Ben bunu tank yapıyorum abisi. Başka türlü olmaz. Abi abanmış enerjiye çakal. Aban abi. Aban enerjiye. Hala mı saldırmıyorsun? Saldırıyorsun. Mantıklı olanı yapıp. Şimdi o zaman sana şöyle bir şey yapalım biz. Şu gelsin. Sana bir tek atsın. İki zırh bıraksın. Dört enerji bıraksın. Arkadan bir sebep gelecektir. Scolipterus'a dönüştürüp abanı öldürürüz. Onu aldığı zaman da Rogastegale işini bitiririz. Mantıklı olan tabi saldırı yok. Şimdi senin 3 zırhın var diye varsayacağım. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu kötü oldu evet. Hiç zırhı yok adamın. Umarım şu Shunosaurus'un çok hasarı yoktur. Bayağı hasarı varmış. 7, 1, 2 vurmalı. 3 saldıracak ya. Rezalet. 265. 4'ü var. Full zırh verse öldüremem. Bayağı bir riske girer oyun. Full zırh verdiyse öldüremem. Onun 4 enerjisi olur. O 4 enerjisiyle beni yine öldüremez.
Bence bu denenebilir. Full zırh vermişi öldüremedim. Şimdi o 4 enerjinde beni öldüremeyeceksin ama. Bu durumda ben sana 3 saldırsam, 5 enerjiyle 3 zırh verdiysem, şöyle yapsam, 3 zırh verip 1 enerji bıraksam 5 enerjiyle yine öldüremezsin. 3 tane zırh verdiysen öldün. Evet. Bu dengesizlikten sonra tabii kaybetmek zor. Bakalım başardık mı? Kardeşlerim, Dominator Lig'deyiz. Dominator Lig'deyiz, okey diyelim. Dominator ödülümüzü alalım. Ve videomuzu burada sonlandıralım. Sizlerin şahitliği huzurunda Dominator Lig'e kadar çıktık. Bir dahaki videomuzda zaten turnuvanın sona yaklaşmış olur. Orada yine turnuvamızla alakalı video çekeriz. Yeni gelen maçlarımızla alakalı video çekeriz. Ondan sonra da bu dinozorumuzu da artık kabilemize, diğer dinozorlarımızın yanına ekleyerek, hibritleyip yolumuza devam ederiz. Sen mi bittin koçum? Sen bitmişsin, çok güzel. Zaten olması gereken şey de şuydu. Bir tane speed up yapmam lazımdı yanılmıyorsam. İsabet oldu o yüzden. Evet, bu da tamamlanmış. Speed up da tamamlandı. 3 tane trade diyor. Bakalım nasıl trade'lerimiz var. Majunga Sarus'a da yani bu trade yapılmaz be. Galimimus'umu da vermek istemiyorum. Bilemedim ya. Ben bu trade'ler konusunda bir düşüneyim. Trade'ler benim bir aklımın köşesinde dursun. Nelerimiz var bitmiş. Bunun galiba yuvası yoktu. Ona yeni bir yer bulacağız. Ya ben parkı tekrar düzenlesem iyi olacak. Benim bariz bir şekilde parkımı tekrar düzenlemem lazım. Şöyle yolumuzu doğruya çekelim. Ve galiba senin de bir tane daha yok muydu? Evet, yoktu. Seni de şöyle bırakalım. Ve kardeşlerim, burada videomuzu sonlandırıyorum. Bir dahaki videomuzda oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni maçlarımız gelmiş olacak. Turnuvamız biraz ilerlemiş olacak. Hep birlikte sizlerle o maçları yapacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize dikkat edin. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve devamından haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun için abone ol düğmesine basmanız ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklamanız yeterli olacaktır. Diğer sosyal medyalardan da kanalımızı takip etmek isterseniz ana sayfadaki logomuzun üzerindeki linkleri tıklayarak Steam, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Videolar kısmına tıkladığınız zaman geçtiğimiz seneler içerisinde kanalımıza yüklenmiş olan 1000'den fazla videoya ya da isterseniz oynatma listelerinden düzenlenmiş olarak serilerin içinde bulunduğu oynatma listelerine ulaşarak geçmiş videoları da izleyebilirsiniz. Eğer yayınladığımız bir video hakkında ayrıntılara ulaşmak isterseniz videonun hemen altındaki daha fazla göster kısmına tıklayarak o videonun linkine, daha önceki yayınlanmış olan videoların oynatma listelerine ve sosyal medya platformlarındaki sayfalarımızın kısa yollarına ulaşabilirsiniz. Eğer kanalımızı gerçekten beğendiyseniz ve bu güzel duyguyu arkadaşlarınızla da paylaşmak isterseniz bunu bu sayfa üzerinden herhangi bir yerden yapamazsınız. Bunun için dışarıya çıkmanız, arkadaşlarınızın yanına gitmeniz ve Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmanız gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.